Önceki gün yaptığı paylaşımlarla ailesine rest çeken şarkıcı Özcan Deniz, kız kardeşi Yurda Güler'in paylaşımıyla küplere bindi. Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Özcan Deniz'in ailesiyle arasına mesafe koymasına neden olanın eşi Samar Dadgar olduğunu açıkladı. Dadgar'ın Özcan Deniz'i manipüle ederken kendisini ve annesini evden kovdurttuğunu iddia etti. Yurda Güler'in bu açıklamasının ardından Özcan Deniz sessizliğini bozdu. İlk olarak kız kardeşine uyarıda bulunan Deniz daha sonra farklı bir paylaşım yaparak kız kardeşine sinsi ithafında bulundu ve kendisinin evli biriyle birlikte olduğunu açıkladı. Özcan Deniz ve ailesinin arasındaki çatışma magazin gündemini sarstı. Bir süredir ayrılacakları konuşulan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, düğün törenlerinin yıl dönümüne denk gelen gün, Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak Ben Affleck'e boşanma davası açtı. Ayrılık sebebine dair açıklamaya yapmayan ikilinin boşanma kararlılığıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ben Affleck'in siyasetçi Robert F. Kennedy'nin kızı Kik Kennedy ile aşk yaşıyor. 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, ilk çocuğunu Vina'nın ardından geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğu Rika'yı dünyaya getirdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Müge Boz, oğlunun yüzünü ilk kez paylaştı. Boz aileyle birlikte yayınladığı videoda, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi. 3 aylık olan Rika, babası Caner Erdeniz'e benzetilirken, Vina ise anne Müge Boz'a benzetildi. Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren Zerrin Özer, beyinciğin sağındaki damarda %70, soldaki damarında ise %30 daralma var. Tedaviye başladım, bu rahatsızlıktan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum şeklinde konuştu. Şimdilerde daha iyi hissettiğine değinen Zerrin Özer ayrıca hayatının film olmasını istediğini açıkladı. İyi bir senaryo yazılmasını arzuladığını ifade eden sanatçı, kendisinin Serenay Sarıkaya tarafından canlandırılmasını istediğini de dile getirdi.